Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Aralık ayında neler yaşayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Evet bakalım. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Temiz bir göz gözyaşı hemen gözüme çarpan şey. Aydınlık temiz bir Y yeah, harfli bir kişiyle alakalı olarak temiz bir gözyaşınız var. Sevineceğiniz bir olay var. İşinizde engel olan bir konuda güzel bir gelişmeniz, oradan alacağınız bir kısmet var. Dışarıdan gelecek bir misafir gündeminizi bir anda değiştirecek mutlu bir haberiyle birlikte geliyor. iki taraflı da hani bir konuda iki tane tercih olacak ve bu iki tarafında önünde birer tane engel var ama hangisini karar verirseniz verin ikisi de eşit değerde olacak. Sadece şöyle bir fark var işinizi yaparken veya bu konuyla alakalı ulaşım veya olacak olay konusunda olayların... E size vereceği zararın biraz daha az olma farkı olacak ya da yolu daha kısa olan hangisi ise o fark olacak. Büyük bir balık kısmet var sanki bir şans oyunundan çıkar gibi. Gözünüze kestirdiğiniz bir olay var. Bu konuyla alakalı girişimlerde bulunmuşsunuz. Sadece sonucu bekliyorsunuz. Sonuç için biraz daha zaman olacak muhtemelen 2021'i bekleyeceksiniz ama size o sonucun olumlu olacağına dair şimdiden sinyaller gelecek o konudan dolayı kafanızın rahat olması iyi olabilir 3 tane telefon görüşmesi biraz can sıkıcı olacak ama sonuçlarında güzel haberler olacak sadece hani e, devlet dairesinde prosedür olur ya siz o konuda sanki sırasıyla yapmanız gereken işler var ve bunlar için basamak basamak bu telefon görüşmeleri. Her telefon görüşmesi aldığınızda sanki bir sıkıntı yaşayacakmış gibi hissediyorsunuz ama öyle bir şey yok. Sadece zamanlama konusunda. Şansınız değişiyor. Öyle bir şey ki hani balık burcu olarak kolay kolay şansdan yana pek yüzünüz gülmez ama bu dönemde şans kapınız açılmış. Üstünde fırsatlarıyla, eee, kısmetleriyle birlikte geliyor gözüküyor. Yüklü bir miras gündeminizde olacak. Birdenbire bu miras nereden çıktı demeyin. Birdenbire gündeminiz bir anda miras konusuyla alakalı, mal varlıklarıyla alakalı e şansınızın döndüğünü göreceksiniz. Bunun değerlendirmek için size çok fazla kişinin talep ettiğini göreceksiniz. Hani e, Bunu e, şöyle bir şey düşünürsünüz iş konusunda, para konusunda yatırım yapılacak fazlasıyla seçenek önünüze gelecek. Bu dönem maddiyat konusunda şanslık kapılarınız açılmış. Bu şansları da fırsatları da değerlendirme yapacaksınız ve ileriye dönük yatırımlar olarak gelecek. Allah'tan bu dönemde nazar kapılarınız yok. Bir konuda ikileme düşeceğiniz bir konu var ama karşınızdaki kişinin dediğini yaptığınız takdirde daha rahat edeceksiniz. Bu konuda önerilere açık olmanızda fayda var. İki tane kısmet arkası arkasına ama ama iki tane kişi elinden gelecek olan bir şey var burada. Karşınıza çıkan bir kişi olacak. Manevi anlamda ruhen sizin sıkıntıda olduğunuz bir dönemde gelecek ama. Ee, sizin kafanıza uygun evlilik anlamında bir şeyler yaşayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz bir kişi olacak. İkinizin de kısmetleri eşit derecede neredeyse. Ee, sadece geçmişte bazı sıkıntılar yaşamışsınız, o yüzden ön yargılarınızla davranıyorsunuz. Bu ön yargılarınızdan kurtulup önünüze bakmak için fırsat kolladığınızda daha açık ve net cevaplar alacaksınız uzak bir yurt dışı bağlantısı olabilir veya başka bir şey olabilir dışarıdan bir kısmet veya hediyeniz bu aralar gündeminizde olacak sizi çok sevdirecek bir durum olacak bir kişiye yardım etmek durumunda kalacaksınız sizden yardım isteyen bir kişi olacak bu konuda yardım etmek istemeseniz de yardım etme mecburiyetini de düşüneceksiniz çünkü bütün yollar size çıkacak bu konuyla alakalı. Geçmişten bu kişiyle ilgili bir ön yargınız var, o yüzden yardım etmek istemiyorsunuz. Ama etrafınızdaki kişilerin baskısı veya sizin vicdanen sıkıntı yaşamanızdan dolayı bu yardım yapılıyor gözüküyor. İsminin içerisinde E harfi olan bir kişi bir arabayla sizinle görüşmeye gelecek. Bu kişi sıkıntıda olduğu bir dönemde sizin kapınızda yer alacak ve sizden bir yardım isteyecek. Yapıp yapmama konusunda bir şey diyemeyeceğim. Çünkü şartlar çok da el vermeyecek bu diğer kişi için. Onun şans kapıları diğerleri kadar açık değil. Bir dedikodu bir anda gündeminizi değiştirebilir ama çok da fazla kafaya takacağınız bir durum olmayacak. Aralık ayında balık ve yükselen balıkların şansı gayet güzel açık ve hayatlarında karşılarına çıkacak bir ilişki evlilik anlamında yaşayabilecekleri bir ilişki çıkacak. Kararsız kalmanız normal ama hayat da size karar vermeniz konusunda bol bol fırsat verecek bu durumda. Bir ziyaret gibi bir cami gibi bir yer çıkıyor. Üstü yuvarlak kubbeli bir yere. Bir ziyaretiniz var. Burada edilen iki tane dua birisi evlilik aşkla ilgili onun gerçekleştiğini göreceksiniz. Bir de bir insanla ilgili bir dua etmişsiniz onun gerçekleştiğini göreceksiniz. Koşun kanadında bir haberiniz var yolun ağzında. Uzun bir yolculuğa çıkmak için fırsat kolluyorsunuz. Bu aralar tatile ihtiyacınız var. Ve bu konuyla ilgili kendinize bir çözüm buluyor olarak gözüküyorsunuz. Bir yatan hastadan iyileştiğine dair haber alacaksınız. dışarıdan bazı konularla ilgili konuşmalar yapmışsınız veya yapılacak bir toplantıda gözler üzeriniz olacak. Ya sunum sizi yapacaksınız ya da bazı görüşmeler yaparak sizin terfi anlamında eğer baş çalışan bir kişiyseniz terfiyeniz veya yükselmeniz anlamında bir görüşme olacak bu ve sizin hanenize güzel bir haber olarak yansıyacak. Eğer uzun zamandır beri iş arayan bir kişiyseniz geçmişte başvurduğunuz yerlerden geri dönüşlerin olacağını söyleyebilirim. M harfli bir kişiyle bir konuşmanız var ve buradan gelecek. Bu arada bu o, bir eşya kaybınız gözüküyor. Bu M harfli kişiyle ilgili olarak da bu eşyanızın temini gözüküyor. Buradan alacağınız bir kısmetle bu eşyanın yerine koyulması şeklinde var. İki farklı e, dilekle yani bu dönemde iki tane olayın gerçekleşmesini istiyorsunuz. Bu olayları gerçekleştirmek için birisi zaten hali hazırda hazır. hazır. Diğerinde bir engel varmış ama o engelde kalkıyor. Uzun boylu bir kişinin bu konuda yardımı var. Dışarıdan bir misafiriniz var ve sizi sevindirecek bazı haberler bu kişiyle alakalı olacak. Yollarınız var artık yolculuk yapmaya başlıyor gözüküyorsunuz balık ve yükselen balık olarak yakın zamanda arkadaşlar 2021 borçlarını yükleyeceğiz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.